İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın parlamenter sistem şartıyla AK Parti'ye kapı aralayan açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Türkkan'ın sözleri siyasette erken seçim tartışması başlatırken İYİ Parti sözcüsünden sürpriz açıklama geldi. AK Parti kanadı da erken seçime kapıyı kapattı. Bu sistemden çıkabilecek işbirliğine hazırız. Bunun için bir ittifak yapmak gerekiyorsa ittifak yaparız ama şartlarımız var. Türkiye'de 2023'e kadar genel seçim yok, 2024'e kadar da mahalli seçim yok. İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şartlı erken seçim çıkışıyla başlayan tartışma hız kesmedi. İktidar kanadı o çağrıya kapıyı kapatırken CHP liderinden de açıklama geldi. Erken seçim getirirlerse böyle bir talebi, biz de olur erken seçime gideriz diyebiliriz. Deriz de yani. Lütfü Türkkan parlamenter sisteme dönüş şartıyla 2020 yılında erken seçim çağrısı yapmış, İYİ Parti'ye bakanlık verilmesi şartıyla fedakarlık yapmaya hazırız demişti. İYİ Parti siyaset gündemini değiştiren o açıklamanın arkasında durmadı. Grup başkan vekilimizin malum yanlış ve kabul edilemez açıklaması, partimizin imasını dahi meşru görmediği, göremeyeceği bir beyandır. Milletin referandumdaki iradesi yokmuş gibi kapalı kapılar ardında görüşürüz, ondan sonra sistemi değiştiririz diye hiç heveslenmesin. Millet iradesine açık bir saygısızlıktır. İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağaralioğlu Türkkan'ın o çağrısına tepki gösterdi. Açıklamalar yapanları bağlar. Bizim partimizin asla resmi görüşü değildir. Açıklamanın Lütfü Türkkan'ın şahsi görüşü olduğuna vurgu yapan sözcü, İYİ Parti'nin parlamenter sisteme dönüş talebini yineledi. Temel amacımız iyileştirilmiş parlamenter sistem ile Türkiye'yi 21. yüzyılın yarışan ülkeler arasına katmaktır.